kazanmış olsa birinci milli kimliği gene birinci sırada bozulmuş, dağılmış, berbat güne salmış bir milli kimliğimiz var. Bu bir. İki, bir de idareci sınıf meselesi problemi var. Siyasi elit problemi var. Milli siyasi elit problemi var. Burada sizin de söylediğiniz o menevi keyfiyetler meselesi de gelir. Onu izah etmeye çalışın. Bir, sizden tamamıyla razıyım. Çar rejimi Sovyet rejimine nispeten daha yumuşak bir rejim. Harice gidip okuma olurdu, hariçten informasyon alma olurdu, bu dünya medeniyet merkezinden elagiye ve oradaki fikirleri bilebilirdin. Biraz önce sadaladığımız adamlar, Ahmet Bey Ağaoğlu gelir, özde cibi boş. Gelir Paris'te okuyor. Ya Şahtakhtinski gelir Berlin'de felsefe okuyor. Ya diğerleri başka yerlerde okuyorlar. Böyle bir mühitte bir ziyalı ve esilzade dediniz. Elbette ki bunların çoğusu bey ailelerde ama o bizim bildiğimiz enenevi zengin beylerden değil. Evet. Biraz evvel dedim. Çar rejimi o zenginlerin kökünü kesti. Han Bey neslinin kökünü kesti. Galanlar bunlarıydı. Ve bir, Çarlık rejimi daha açık rejim. Yaxşı mənasında demedim. Bu Sovyet rejimine nispeten. Çünkü Sovyet rejimi Yani bu dünyayla aynı şey. əlaqəni Yani kesti ve biz burada yaşadık hem. ehtiyacı yok. Ve o radyoya bile kulak asabilmirdik. O parazitler yanınıza gelir de o boğurdu o sesleri. Yani biz Anladım. bir zindanın içindeydik. Tek adamlık bir kameradaydık. Halklar hapishanası sözü de çok doğrudu. İkinci, Sovyet dövründe biraz önce işare elediğim o idareci sınıf meselesi Çar rejimi dövründe onların vakti çatmadı. Rus medeniyetine bağlı, Rus devletine bağlı bir sınıf yaratmaya vakitleri çatmadı. Sovyet dövründe bunu elediler. Sovyet dövründe 1920'den 1991'e kadar bu adı da bildiğimiz bir termin var. Partiya Sovyet nomenklaturu yarattı. Evet. Bu partiya Sovyet nomenklaturu ayrı bir mevzudur. Nedir onun özelliği? Rusça danışan evinde de filan da ve en önemli mesele. Rus değerlerini dünyanın en inkişaf etmiş değerleri hesap edeyen. Diyek ki bugünlerde ile sohbet oldu. Fyodor Dostoyevski dünyanın en büyük yazısıdır. Güzel. Aynı zamanda Biridir. En Fyodor büyüğü değil, onlardan biridir. Dostoyevski tesevvürlerinde ben onun şahidi olmuşum. Hatta bir defa Svitakovski gelmişti. Bizim Rus dilli bir ne de belediye nomenklatur nümayendesinden görüştüğünde o sohbet çıktı. Dedi ya Dostoyevski'den biz niye kopmalıyız? Büyük Rus medeniyeti de filandı böyleyle. Adamın da ağzı böyle açık kaldı. Bu yani müstakil Azerbaycan'da böyle sohbetler olur diye. Sonra da bana dedi. Ve bu nomenklatur dediğimiz o yerli siyasi elit var. Tek Ruslaşması değil. Tek Rus devletine bağlı olması değil. Bugün prezident de değil, beşinci kolon değil. Beşinci o kol daha doğrusu biz demeliyiz. Ve her şeyin o GRU, KGB sistemine bağlı olan üste gel. Hususen de 60-70'ten sonra idareci sınıfın bu manevi keyfiyetlerinin demeli o aradan gitmesi. Rüşvete katılması. Ve rüşvet horluk seviyesine göre, rüşvet seviyesine göre, rüşvet demek ne demek? Meneviyatsızlık demek. Değil mi? Yani milli maraqları her şeyi şahsi maraqlarına satmak demek. Ve Ama bugün norma olup, buna bugün gelirim. Buna çok gelirim. insanlar Cengiz Bey. Cengiz tasavvurunda Bey buna gelirim. Ama mesele bundan bitmir. Yani o nomenklatur dediğimiz o bize yat, halka yat, o sinifin menfi keyfiyetlerini sadalamakla iş bitmir.
Bunun yanında bir şey de var. En güçlü sınıftı. Bunu ben 90. illerde musavatta olan zaman diyordum, gelin bu meseleleri çok ciddi şekilde müzakere edelim. Eks takdirde biz taktik hattımızı müeyyen edebilmeyeceğiz. Karşıda duran gücün güce baka, o eğer belediyek 90'dysa biz hiç 10 değildik. Onun gücü 95 ise biz hiç 5 değildik. Çünkü neden? Siyasi aparat devlet ellerinde. İktisadiyat ellerinde, hususen de o millileşmeden sonra bu siyasetle iktisadiyat çoğalaştı ve bunlar oldular nazir oligark, değil mi? Ve oligarkik bir nedir idareçilik sistemi. İndi ondan temelli prezident ve prezident ailesi uzaklaştırmak istiyor. Vurgulamak istediğim nedir? Hemin sınıf